şöyle çok güzel bir atmosfer var arkadaşlar. Yani çoğu sebebi yakın yerlerde böyle sahalar mevcut zaten. Buraya yakın kişiler gelip burada işte boş vakitlerinde top oynuyorlar ya da şöyle görmüş olduğunuz gibi köpeklerini falan gezdiriyorlar. Şöyle. Zaten buraya gelenlerin çoğu köpeği olan kişiler gelip burada köpekleriyle oynuyorlar. İşte ne bileyim top atıyorlar, köpek gidiyor geliyor. Hatta bak şurada iki tane daha var. Yani bilmiyorum bunlardan zevk alıyor musunuz da ben şu an mesela oturup şu an hatta banktayım şöyle. Oturup bunları izlemeyi bile o kadar çok seviyorum ki böyle ne bileyim köpekler koşturuyor falan böyle. O topu atıyor işte kadın köpek gidiyor alıyor getiriyor falan benim çok hoşuma gidiyor. Yani düzenim burada daha oturmadı benim yani gerçi yani bununla ilgili değil. Yani böyle yıllar sonra falan böyle kendi evime sahip olduğum zaman ya da böyle evden yürütebileceğim bir işim olduğu zaman ya da çoğu zaman eve geleceğim zaman böyle bir köpek sahiplenmek onunla beraber yaşamak falan istiyorum zaten. Çünkü ya çok çok güzel ya enerjik falan. Şu anda zaten benim evimde var köpek. Onunla bile zaten biraz yaşlı olmasına rağmen çok zevk alıyorum yani. Arkadaşlar ben Samet. E-Film Uzman kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu güzel bir konu. Zaten ikincisini çekiyorum şu anda. Dil okuluyla ilgili konuşacağım. Çünkü önceki videolarımda bazı şeyler eksik olmuş olabilir ya da fikrim değişmiş olabilir. Ama şu an biraz rüzgara var. Ben şöyle çok güzel bir atmosfer içerisinde video çekmek istiyordum ama rüzgar şu an biraz fazla sesim algılanmayacağı için maalesef ses de burada biraz önemli. Sesin güzel olmasını istiyorum. Yoksa çok güzel atmosfer eşliğinde yürüyerek anlatmak isterdim. Hemen hatta arabama geldim şu anda arabamda güzel bir şekilde ise anlatacağım düşüncelerimi, fikirlerimi. Tabii ki de arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Video ile ilgili düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Hem arabaya hem de videoya geçiyorum. Araba ne sıcakmış ya. Şimdi arkadaşlar size demiş olduğum gibi tekrardan dil okulu ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Bildiğiniz gibi ben burada yaklaşık bir kaç aydır buradayım. Hani yaklaşık bir 7-8 aydır buradayım ben. Bir tecrübe artık sahibim. Burada yaşamış olduğum 7 ay 8 ay boyunca ben gerçekten güzel tecrübeler edindim. Güzel ve tabii ki de kötü tecrübeler edindim. Bunlarla ilgili ise konuşacağım ama bu videonun konusu tabii ki de ne oluyor? Dil okulu oluyor arkadaşlar. İzlemeyenler için şuraya ya da şuraya bir önceki dil okulu videomu ekliyorum. Mutlaka onu izleyin çünkü onu izledikten sonra bunu izlemeniz daha faydalı, daha iyi olabilir. Ben arkadaşlar geldiğimde bu Greenwich okuluna kaydolmuştum. Greenwich'e gidiyordum. Greenwich'te de benim 6 aylık bir okulum vardı. O okulumu bitirdim. Şu an zaten bir dil okuluna gitmiyorum. Ben hem sabah hem de akşam okuluna gitmiştim. Sabah okulu ile ilgili isterseniz biraz bir konuşayım. Sabah okulu saat sabah 9'da başlıyor. Öğlen saat 3'e kadar. Öğle arasında böyle yarım saatlik bir aramız var. Yarım saatlik arada gidip dışarıdan yiyebilirsiniz ama çoğu öğrenci ya da çoğu işte asıl öğrenciler ya da diğer öğrenciler genelde evlerinden getiriyorlar. Hatta ben birkaç kere dışarıdan yediğimde bana şey demişlerdi. Samet sen herhalde zenginsin hep dışarıdan falan yiyorsun. Çünkü herkes evden getiriyor. Sen hep dışarıda yiyorsun falan diyorlardı. Yani bilmiyorum biraz tutucular mı bilmiyorum. Genellikle sabah öğrencisi olursanız yani sabahı seçerseniz okula gitmek için asıllıların yoğun ilgisi altında kalabilirsiniz. Çünkü biraz Tayland nüfusunun sabah öğrenci yani sabah saatlerindeki derslerde biraz fazla olduğunu görmekteyiz. Yani Japonların, Korelilerin yani onlara göre biraz daha Taylandlılar ve Türkler biraz daha sabah derslerinde biraz daha fazlalar. Bilmiyorum ben yani, yüksek ihtimal Taylandlıların çalıştığı yerlere göre o şekilde sabah tercih ediyorlar. Ondan sonra ben tabii ki de arkadaşlar okulum hani 6 aylık benim dil okulum maceram bitmedikten sonra ben akşam okulunda da yaklaşık böyle 1-1,5 ay kaldım. Yani akşam okulu nasıl onu da gördüm. Hani hangisinin daha güzel olacağıyla ilgili anlatacağım şu an zaten size. Akşam okulda arkadaşlar saat akşam 4.30'da başlıyor. Saat 9'da bitiyor. Burada da saat 6.30'la 7 arası bir yarım saatlik aramız var. Ama tabii ki de sabah okulunda böyle bir 15'er dakikalık iki tane daha böyle bir aralığımız oluyordu bizim. Ama akşam okulunda öyle bir şey yok. 4.30'da başlıyor. 2 saat eğitim görüyorsunuz. Saat 6.30 oluyor. Yarım saatlik bir ara veriyorsunuz. Saat 7 oluyor ve 7 ile 9 arası yine 2 saatlik aralıksız bir dersiniz oluyor sizin arkadaşlar. Akşam okulunda ise genellikle Kolombiyalılar, işte Brezilyalılar, Güney Amerika'daki insanlar genelde bulunuyor. Bunların sebebi genelde şu şekilde yani Latin insanlar, Latin erkekler, Latin Amerikalı erkekler genellikle inşaatlarda çalışıyorlar. Hani inşaatın parası gerçekten güzel. İnşaatta çalıştıkları için inşaattan çıkıp direkt buraya geliyorlar. Yani sabah saat 7.30 gibi başlıyorlar inşaatta 7 gibi 8 gibi. Oradan çıkıyorlar saat 3.30 işte 4 gibi hemen koştur koştur buraya geliyorlar. Zaten böyle benim sınıfımdayken
Yani birçok kişi böyle hep böyle yarım saat, 40 dakika falan geç kalıyordu okula. Hepsi böyle inşaat şeyle falan işte fosforlu üstlerle falan geliyorlardı. O yüzden onlar genelde o şekilde gidiyorlar. İşte kızları ise genelde sabahları falan böyle işte ofis temizliği, otel temizliği gibi şey yerlere böyle housekeeper olarak gidip orada çalışıyorlardı bu. Genelde Latin Amerikalı işte Güney Amerikalı kızlar, gençler. O şekilde arkadaşlar. Şimdi hangisi daha sağlıklı, hangisi daha güzel veya hangisi de daha mutlu oldum? Ya tabii ki de arkadaşlar sizin bulacağınız işe göre öncelikle okulu seçmeniz yani sabah mı akşam mı olduğunu seçmeniz çok daha iyi olur. Çünkü genelde öğrenciler bu şekilde yapıyor. Yani şey de olabilir mesela hani ilk geldiğiniz zamanlar işte böyle insanlarla tanışmak istiyorsunuz. İşte erkekler kız arkadaş edinmek istiyorlar. Ne bileyim bir ortama girmek istiyorlar. Eğlenmek istiyorlar açıkçası yani. Bundan dolayı tercihler yapabiliyorlar. Yani saygı duyuyorum ama ilerleyen zamanlarda hani zaman geçtikçe artık böyle nasıl diyeyim para kazanma odaklı ya da işlerinizi böyle daha mantıken yürütmeye başlayacağınız için işinize göre ayarlamanız daha sağlıklı olacağını ben tavsiye ediyorum yani. İşte ne bileyim bir yerde bulaşıkçı olarak çalışıyorsunuz. Diyelim saat sabah 8 ile akşam 3 arasıysa akşam okulunu seçmeniz daha sağlıklı. Çünkü bulacağınız uzun vadeli işlere göre okulunuzu sabah mı akşam mı olduğunu seçmeniz çok daha sağlıklı. Çünkü mesela ilerleyen zamanlar benim işte İşim saat sabahtı mesela ben ondan dolayı akşama geçmeyi tercih etmiştim. Hem de akşam okulunu görmek istiyordum. Hani nasıl eğitim faydalı mı veya oradaki öğrenciler nasıl daha mı kaliteli daha mı eğitim güzel falan. O şekildeydi yani. Bu arada şey mesela bir hikayemi anlatayım. Akşam okulundayken tek Türk bendim. İlk defa tek Türk olarak bir sınıfta bulundum. Gerçekten güzeldi benim için. Bu arada sınıftayken falan böyle yaklaşık bir işte 10 kişi falansak böyle bunun 8 tanesi falan Latindi yani işte. Brezilyalı, Kolombiyalı, Şilili falan insanlar vardı. Bir iki tane falan Taylandlı vardı. Bir de ben verdim Türk. Bir tane Türk. Sonra işte ben hani okulum bitmesine yakın olduğu için zaten vizemi falan değiştirmiştim. Benim okula gitmeme pek gerek yoktu. Yani okula sırf İngilizceden aram uzak kalmasın diye gidiyordum. Sonra işte birkaç gün gittim sonra gitmedim falan böyle bir süre. Niye gittin, ne yaptın, niye gelmedin tarzı böyle arkadaşlarım bana soru soruyorlardı. Yani arkadaşlarım dediğime bakmayın çok yakın değildim. Çünkü ben de artık böyle işte akşamla sabahtan akşama geçerken böyle bir 3 haftalık bir tatil almıştım. Okula gitmemiştim. O sürede bittikten sonra artık böyle iş eğitim almak, işte İngilizce öğreneyim falan böyle hiç hevesim kalmamıştı. Ondan dolayı okula gitmek istemiyordum pek fazla. Çok da arkadaş edinmek istemiyordum. Artık sıkıldım böyle insanlarla. Yeni insanlarla tanışmak çok sıkmıştı beni artık o zamanlarımda. Neyse işte kızlar falan şey diyordu. İşte niye gelmiyorsun Samet vesaire falan böyle. Hatta bir tanesiyle falan da dışarıda görüşmüştüm. Bir kahve falan içmiştik. Kendisi şey demişti. Samet işte niye gelmiyorsun? İşte bir fotoğraf gösterdi sınıf fotoğrafını. Şey diyor. İşte şu kız senden hoşlanıyor. Bu kız senden hoşlanıyor. Şu kızın işte Brezilya'da sevgilisi var ama senden hoşlanıyor falan. Ben tanımıyorum hiçbirini. Hani ben diyorum bu kız bizim sınıfta mı? Bu kız bu bizde mi falan yapıyorum böyle. Yani öyle bir atmosfer. Şey falan diyorlarmış. Türk nerede? Türk niye gelmedi falan yapıyorlarmış böyle. Şey olmuştum biraz böyle. Biraz ayıptır söylemesi. Bir taraflarım kalkmıştı benim çünkü hani tanımadığım böyle hani sima olarak falan bile tanımadığım kişiler sözde benden hoşlanıyormuş. Yani kızın dediğine göre yalan doğru bilmiyorum. Tabii o anlattıkça ben diyorum hani şaka olamaz. Çünkü hani çoğuyla muhabbetim bile çok yok neredeyse böyle. Hani iletişime falan bile geçmedim. Çünkü o kadar az gittim okula. Akşam okuluna. Yani o kadar sıkılmıştım yani insanlarla tanışmaktan. Ama işte yok ciddiymiş de herkes senden konuşuyor falan böyle bir tane Brezilyalı olan demişler ki kız olsam ben bununla sevgili olurdum falan. Bana anlatıyor böyle Kolombiyalı kız. Ben derim hani ciddi olamazsın çünkü hani öyle bir atmosfer gelişmedi ne bileyim çok konuştuğum bir atmosfer de yoktu zaten. Nasıl böyle bir fikri kapatıyorlar falan diye söylemiştim. Yani bilmiyorum çok Türklere karşı bir ilgilerim var ya da beni mi yakışıklı buldular bilmiyorum. Bir tarafların biraz böyle bir kalktı çünkü. O anlattıkça ben yükseliyorum. O anlatıyor ben yükseliyorum falan şöyle. Ama gerçekten tabii çok da artık hani ilgimi çekmedi demeyeyim de çok yorulduğum bir evremdeydim böyle artık işte kimseyle bir kızlarla tanışmayayım ya da ne bileyim bir dışarı çağırmayayım işte görüşmeyelim insanlarla hani o kafadaydım çünkü o kadar yorulmuştum ki böyle hani böyle eğlenmekten ya da ne bileyim yeni insanlarla tanışmaktan falan öyle bir atmosferdi yani. Ama şimdi mesela okulum bitti. Zaman zaman gerçekten özlüyorum dil okulunu. Çünkü gerçekten o insan topluluğun içerisinde olmak gerçekten insanı biraz mutlu ediyor. Eğer dil okuluna giderseniz arkadaşlar, hani eğer uzun süre burada kalmak istiyorsanız
Ya dile konulu bence gidin yani, atıyorum işte uykum var bugün, bugün çalışmam lazım, okula gitmeyeyim falan böyle. Çok fazla onları kaptırmayın. Zaten dil okulu bittikten sonra biraz daha böyle çalışmaya odaklanacaksınız zaten arkadaşlar. Dil okulunun keyfini çıkarmaya bakın. İngilizceyi gerçekten öğrenmeye çalışın. Güzel, sağlam arkadaşlıklar edinmeye çalışın. Çünkü mesela benim okulum bitti. Ben hani okulda görüştüğüm kişilerin %90'ıyla belki görüşmüyorum. %10'lu kısmıyla böyle görüşüyorum falan böyle. Tabii dışarıda denk geldiğimizde falan herkesle oturup sohbet ediyoruz, çay içiyoruz, kahve içiyoruz da. Orası ayrı bir konu. Bu arada arkadaşlar, ben Greenwich'i mesela diğer okullarla biraz daha karşılaştırmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi ben Greenwich'e 6.5 gibi bir puan vermişim bir önceki videomda. Ama şu anki düşüncem gerçekten çok daha değişti. Hani 8.5-9 diyebilirim. 9 olmasa bile bir 8.5 var bence. Çünkü diğer okuldaki arkadaşlarımla falan konuşuyorum. Onların eğitimleriyle ilgili konuşuyorum. Sınıftaki kişilerle konuşuyorum falan böyle. Kimisi bana şey diyor mesela, işte okul okul değil falan böyle. İşte 10 kişi 15 kişi var. Çok 2-3 tane sınıf var. İşte çok Türk var falan diyorlar böyle, ya da onların gittiği okullarla falan da konuşuyorum. Yani onlar anlattıkça falan böyle ben şey diyorum. Yani o kadar mı kötü ya diyorum, hani ne bileyim. Çünkü bizde mesela şeyler var. İşte pazartesi, salı, çarşamba okuldan sonra, yani sabah okulundan sonra saat 3 ile 4 arası bir saatlik böyle bir speaking class dediğimiz bir program var. Yani herkes, isteyen herkes gidip katılabilir oraya. Bir saatlik böyle hoca bir konu belirliyor. İşte farklı farklı sınıftan öğrenciler geliyor. Onlarla işte konuşuyorsunuz. Bir o konu üzerine sohbet ediyorsunuz. Hem arkadaşlık ediniyorsunuz hem de böyle gerçekten pratik yapıyorsunuz. Yani böyle etkinlikler oluyor. Ya da ne bileyim, Greenwich mesela cuma günleri her hafta olması lazım. Bir etkinlik belirliyor. İşte şu parka gidiyoruz. Ne bileyim, şu sinemaya gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. Hani öyle etkinlikler yapıyor. Ya da ne bileyim, farklı farklı etkinlikler oluyor Greenwich'in. Ben diğer okullarda falan da oluyor diye düşünüyordum. Yani onlarla falan konuştukça şey diyorum böyle. O kadar mı kötü ya falan diyorum böyle. Gerçekten Greenwich bunlara göre biraz daha güzel. Benim 6.5 vermemdeki puan bir önceki videomda Türklerin yoğunluğundan, Taylandların yoğunluğundan falan bahsetmişim. Doğru, onlar fazla. Özellikle sabah okulunda biraz fazlalar. Akşam okulunda çok daha azlar. Yani Latin insanlarla falan görüşmek istiyorsanız, arkadaşlık edinmek istiyorsanız ya da Latin insanlarla bir iletişim halinde kurmak istiyorsanız akşam okulunda falan geçebilirsiniz. Orası ayrı bir konu zaten. Ama yani bence bu sorunun da şöyle üstesinden gelebilirsiniz. Arkadaşlıklarınızı Türklere biraz azaltarak, hayatları da böyle biraz da azaltarak, yani onlara da çok fazla böyle iletişime geçmeyerek, arkadaşlık edinmeyerek. Bu arada Taylandları ben severim, yani şey değiller. Onların biraz daha dilleri farklı olduğu için, farklı bir alfabe falan kullandıkları için onların böyle söyleme tarzları falan biraz daha farklı. Ondan dolayı insanı bazen sinir edebiliyor. Neyse arkadaşlar, yani mutlaka ben Greenwich'i falan tercih edebilirsiniz. Çünkü ben gerçekten çok, ben şu an Greenwich baskısıyla bu videoyu çekmek zorunda kalıyorum falan demişim. Tabii ki öyle bir şey yok da. Belki 3. videoma sponsor olabilir Greenwich benim. Yani arkadaşlar, özetle bu şekilde. Hani Greenwich'i seçmenizde bence bir problem yok. Çünkü dediğim gibi her şey sizde bitiyor. Dil açısından bir faydası oldu mu? Arkadaşlar kesinlikle faydası oldu. Çünkü hani siz ne kadar böyle ısrarcı olursanız, ne kadar böyle konuşmaya meyilli olursanız ya da insanlarla hep böyle tanışmaya hevesli olursanız gerçekten hani diliniz de gelişir, hani özgüveninizde de gelişmeler olur zaten. Zaten şunun bence bilincinde olun. Arkadaşlar, yurt dışındasınız. Türkiye'de değilsiniz. Buradaki tanışacağınız herkes sizin yeni arkadaşınız olacak. Yani yaptığınız ufak bir hata bile görmezden gelinebilir. Çünkü yeni tanışıyorsunuz. Her şey yeni burada. Yeniden şey gibi, hani yeni bir yüz, yeni bir isim. Yani bir replik gibi olacak ama gerçekten o şekilde. Yani özgüveniniz düşükse burada özgüveninizi arttırabilirsiniz. Mesela çok konuşmaya çekiniyorsanız işte falan filan, gelip burada bambaştan böyle çok konuşkan bir insan olarak tanıyabilir insanlar sizi. O yüzden mutlaka arkadaşlar çevrenizi geliştirmeye çalışın. İngilizceyi öğrenmeye hevesli olun. Arkadaşlıklarınız da gelişir. İngilizceniz de gerçekten çok güzel bir şekilde gelişir. Ve gerçekten mutlu olursunuz. Size anlatacağım bir sürü hikayem var. Yaşadığım işte ne bileyim zorluklar, mutlu olduğum anlar, işte hikayeler falan, gerçekten çok güzel şeyler de var. Ama bu videonun konusu değil tabii ki de arkadaşlar. Arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Gerçekten önemli şeyler bunlar. Mutlaka videoyu şu alttan beğenin. Kanala da abone olalım. Ama arkadaşlar, mutlaka yorumlardan düşüncelerinizi de belirtin. İşte video güzel olmuş mu, olmamış mı? Bir sonraki videonun konusu ne olsun? Ya da bu video hakkında da kafanıza takılan sorular varsa mutlaka arkadaşlar yorumlarda belirtin. Diyerek arkadaşlar ben yavaştan videoyu kapatıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek ve arkadaşlara buluşmak üzere. Ben kaçtım.